Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Z'den A'ya serimizin yeni bölümünde sizler için üst koridorda kalete oynuyorum arkadaşlar. Umuyorum sizler de izlerken keyif alırsınız. Hemen şuradan ben Doran Kalkan'ı başlangıcı yapacağım. Çünkü karşımızda Jayce var. Jayce matchup'ında çok dikkatli olmamız lazım. Menzil avantajından ve aldığı buff'tan dolayı oldukça kuvvetli bir durumda Jayce. O yüzden de dikkatli oynamazsak bizi rahat bir şekilde cezalandırabilir. Bunun yanı sıra Kled'i de çok seviyorum ama maalesef sunucumuzda pek fazla oynayan göremiyorum. Çok kuvvetli bir karakter. Oyunu taşıma potansiyeli oldukça yüksek. 1v1 de çok kuvvetli. Hatta 1-2 eşya tamamladıktan sonra 2v1 hatta 3v1 yapabilen bir şampiyon. Fazlasıyla tank, fazlası da hasar olan bir şampiyon. Bu arada buraya bir totem geldi. Onu da görmüş olduk. Muhtemelen Jayce tarafından gelmiştir diye düşünüyorum. Rakipte Nautilus var. Bunu unutmayalım. Şuraya totem bıraktı adamlar şuradan. Şimdi karakterin ürünlerinden bahsedecek olursak ana ürün olarak yenilmez tercihinde bulundum. Yenilmezle birlikte karakter birazcık daha güçlü. Uzun süreli savaşlarda daha etkili bir hale geliyor. Sizlerin de yenilmezle birlikte girmenizi tavsiye ederim. Daha farklı bir ürüne girerseniz çok daha fazla verim alamayabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi tavsiye ettiğim şey yenilmez ürünüyle oynamanız olacaktır. Şöyle ürün sayfasını kapatalım. Bahsedeceğim şeyler var. Ufaktan yeteneklerden bahsedelim çünkü yetenekler bayağı uzun. Şunu bir alalım. Şimdi arkadaşlar, şunu bir alalım da. Vayon'u tek başına alacaktır. Jayce'de top lane'i gördük. O da musibetle başlamış. Şimdi arkadaşlar, karakterimizin pasifi gördüğünüz gibi biz bir bineğin üzerindeyiz. Bu bineğin adı Skarn. Skarn'ın kendi canı şöyle mor renkte görebilirsiniz. Bir cana sahip. Bu kendi can barı. Siz rakipten alacağınız belli bir hasarı aslında Skarn'ın üzerine almış oluyorsunuz. Kendi üzerinize değil. Kendi canınız şu sarı renkte olan can barı. Siz eğer belli bir süre hasar yemezseniz, daha doğrusu belli bir süre demeyeyim de, yiyeceğiniz ilk hasar oraya gidiyor, ardından yiyeceğiniz diğer hasarlarda, yani bu Skarl gittikten sonra yiyeceğiniz hasarlarda kendi can barınıza gidiyor. Yani kendi can barınız aslında birazcık daha az olmuş oluyor bu durumda. Bineğinizden düştüğünüzde kullandığınız yeteneklerin sayısı azalıyor. Sadece Q yeteneğini aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra diğer yeteneklerinizi kullanamıyorsunuz. O yüzden ona göre hareket etmeniz lazım. Ben şimdi ikinci olarak E yeteneğimi açtım. Burada aslında Jayce'in üzerine agresif bir oyun sergileyebiliriz. Onu yakalarsak kesme potansiyeline sahip bir karakterle oynuyoruz. Dediğim gibi karakterimizin hasarı az uz bir hasar değil. İzin verelim koridoru puşlamasına. EQ atacağım mı? Güzel. Bu arada çok iyi bir hasar çıkardık. Burada E yeteneğini kullanmak durumunda kaldı. Bir sonraki pozisyonda kesebilebilirim. Ah. Kaçırmasaydım o yeteneği kesme ihtimalim çok yüksekti. Güzel. Çok güzel. Burada skorumuzu rahat bir şekilde aldık. Rakibimizin de sıçrasını almayı başardık. Words. Jayce burayı iyi değerlendiremedi. Ve kendi hatasıyla sonuçlandı. Bakın. Ufaktan bahsedeyim. Pasiften tam olarak bahsedemedim. İlk başta bineğinizin canı var. Belli bir yerden sonra bineğinizden düşüyorsunuz. Yani canınız azaldıktan sonra, bu mor jumper bittikten sonra binekten düşüyorsunuz. Normalde 3 tane yetenek kullanabiliyorsunuz. Bineğin üzerinde binekten düşünce tek bir yetenek kullanabiliyorsunuz. Ve verdiğiniz hasar azalıyor. O yüzden de oynarken ona göre oynamanız lazım. Şuradan 2 tane uzun kılıç aldım. Üzerime doldurulabilir. Ha, potumuz duruyor daha. Tamam, tamam. dediğim gibi sadece Q yeteneğini kullanabiliyorsunuz. Q yeteneğinizden bahsedecek olursak, bineğin üzerindeyken arkadaşlar bir zincir yolluyorsunuz rakibinize. Bu zincir rakibe değerse rakibe belli miktar hasar veriyorsunuz. Vay'dan bu arada çok kötü bu baskın deneyi. Yani bayağı kötü. O şekilde bir giriş olamaz. Önce oradaki görüşü sağlamamız lazımdı. Bu arada W yeteneğim geldikten sonra tekrardan rakibin üzerine deneyeceğim. Binekten eğer düşmüşseniz de Q yeteneği, elinizde bir silah var. Bu silah menzilli bir silah. Onunla yakın menzilde otomatik vuruşlar yapmanızı sağlıyor. Menziliniz birazcık daha fazla tabi.
Bunun yanı sıra da güzel. Bunun yanı sıra da eğer Q yeteneği bir rakibe değerse de altınızda bir öfke barı var. O barın dolmasını sağlıyor. Bu öfke barı ne işe yarar diye soracak olursanız. Burada Vision var, Vision. Bak totem var. Bu öfke barı ne işe yarayacak diyecek soracak olursanız da bu arada bu adama dalmamız lazım. Çok iyi abi. Q'mu kaçırdım ama ultim sayesinde mesafe kapatabildim. Öfke barından bir türlü bahsedemedim. Koridor aksiyonlu olduğu için. Bu bar doldukça da arkadaşlar bineğinize geri binebiliyorsunuz. Bu barı doldurabilmek için de otomatik vuruş yapmak veya işte Q yeteneğinizi tutturmak yeterli oluyor. Yani normal klet halindeyken Q yeteneğinizi tutturmanız yeterli oluyor. Şöyle şunları bir alalım. Hızlıca koridora itmemiz lazım. Q yeteneğinin olayından da bahsettim. W yeteneğiniz arkadaşlar art arda 4 defa vurmanızı sağlıyor. 4. vuruşunuz ilave hasar veriyor ve ilk 3 vuruşunuz saldırı hızı bayağı fazla olacak şekilde gerçek hasar vurarak vuruyorlar. Bu da kuleleri çok hızlı bir şekilde düşürmenizi sağlıyor. Jace bu arada çok daha hızlı geldi koridora tahmin ettiğimden. Neyse farm olarak falan üstünüz. Hemen base'imizi atalım geri gelelim. E yeteneğiniz ise İleriye doğru atılmanızı sağlıyor. Birazcık hareket hızı kazanıyorsunuz. Bir rakibe değerseniz ilk değdiğiniz rakibe E'nizi tekrardan kullanabiliyorsunuz. İkinci bir rakibe atılamıyorsunuz E yeteneğinizle. O yüzden dediğim gibi kullanırken çok çok dikkatli kullanmanız lazım. Bir anda istemediğiniz pozisyonda kalabilirsiniz. Ultiden bahsedecek olursak da şöyle haritada görebilirsiniz. Dairesel alanda etki ediyor. Ultiyi bastığınız anlık hareket hızı kazanıyorsunuz. Ama önce bir yere tıklamanız lazım ultiyle. Ve en yakınızdaki rakip şampiyonun üzerine doğru atılıyor. Atıldığında yani en yakınızda kim varsa eğer yakınızda değilse adam uzaklaştıysa kurtulabiliyor ultinizden. En yakınızdaki rakip şampiyona çarpıyor. Ona hasarınızı veriyorsunuz ve arkanızda bir hız yolu oluşturduğunuz için de takım arkadaşlarınız o yoldan geçerken hareket hızı kazanıyorlar. Yani sadece siz değil takım arkadaşlarınız da bol bir hareket hızıyla istediklerini yapabiliyorlar. Gayet güzel. Bu arada ben bir sonraki pozisyonda bu adamı keserim. Ah çok kötü oynadım. Ya minyonların öyle agrosu niye? Tamamdır. Harika durumdayız. Bu adam daha pink ward'unu kullanmadı. Üzerinde tutuyor. Bakın Scarlet'ın canı azalıyor sürekli olarak. Ona dikkat etmeniz lazım. Ya mekanik açıdan zor gibi gözükebilir ama çok zor bir karakter değil aslında Klet. Keyifli, zevkli, hasarı çok fazla olan bir karakter. Birazcık üzerime gelmesini bekleyebilirim ya da şuradaki Vision'ı alırken güzel tamam dert değil. Çok güzel. Bineğimizden düştük. Bineğinizden düşerken hasar alma, daha doğrusu hasar almaz demeyeyim de hedef alınamaz oluyorsunuz. Hedef alınamaz olduğunuz için de rakip size vuramıyor. Buna kule de dahil. Yani kuleyi belli bir süre Scar'la tankladıktan sonra otomatik olarak binekten düşüp istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bakın altımızdaki öfke barını görüyor musunuz? Hani aslında cesaret barı da bu bar siz vurdukça doluyor. Eğer Q yeteneğinizi tutturursanız daha hızlı doluyor. İki tane plate almayı başardık. Kule alma konusunda çok güçlü bir karakter. O yüzden de seviyorum Kled'i. Bineğimiz tekrardan geldi. Canını okuduk adamın kulesinin. Farm olarak diyorsunuz. JSR ne kadar menzilli bir karakter olsa da erken oyunda bize verdiği bir skor sonucunda şu an oyundan bayağı düşmüş durumda. Toparlaması pek mümkün olmayacak. Üzerine ninja tabii almadığı sürece de bu koridorda daha büyük baskı hissedecektir. Şimdi arkana gidiyoruz. İlk etapta karabalta tamamlamamız lazım. Bizim ana hasar kaynağımız karabalta olacak. Hem çok güzel bir bekleme süresinin azalımı veriyor. Hem de bunun yanı sıra can barımızı da arttırdığı için bize güzelce tanklaştırıyor. Oo değmedi mi vay? Üzdü.
Bu arada eşe odaklanırlarsa keserler. Güzel. Arkada Catelyn'i korumalılar. Ah, menzili çok fazla. Oy 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 Lux. Bu arada Kled'in seslendirmesi çok güzel. Size sesi şu an gelmiyor olabilir ama gerçekten harika bir seslendirmesi var. Hani sırf seslendirmesi için bile oynanabilecek bir karakter. Gerçekten çok keyif alıyorum oynarken. Aşırı eğlenceli. Şu an beni sadece binekten düşürdüler. Teleportumuz var. Burada sıçrama atmasaydım ölme ihtimalim yüksek olabilirdi. Sıçra bizi güzelce ayakta tuttu. Bakın Q yeteneğimi özellikle rakibime tutturuyorum ki burada ah yetmedi. Ah, sıçramız da yoktu. Aslında Hecarim'in buraya geleceği çok belliydi de göze aldım yani burada savaşmayı. Neyse teleportumuz var. 20 saniye sonra geleceğiz. Burada en fazla 2 tane play çıkartırlar diye tahmin ediyorum. Daha fazlası olmaz. Ultimize geleceğimiz için kesme ihtimalimiz var. Orada eğer Hecarim'e birazcık vurabilmiş olsaydım, Fear'ını yemeseydim, şu an burada pasifimiz sayesinde tekrar dirilip rakibi kesme ihtimalimizi arttırabilirdik. Bu arada ninja tabim bitti. Buraya direkt teleportla geleceğim koridora ve uçacağım üzerlerine. Hecarim %90 hala burada. Buraya teleport atacağımı biliyordu. O yüzden burada durmaya devam etti. Dedim bir şansımı deneyeyim. Neyse güzel güzel. En azından orada Jayce'den sıçra almayı başardık. Hecarim de top lane'e ilk baskını atarken zaten Ghost'unu kullanmıştı. Kötü olmadı. Bot lane'den en azından bir şeyler çıkardık. Jayce de teleportunu kullandı. Ne aldın? Zırh deşme. Güzel. Güzel. Bineğimiz tekrar geldi. Orada benimle savaşamayacağını kendisi de biliyordu. Bineğim olduğu için. O yüzden hiç o riske girmedi zaten. Şurada hemen bir cambarımızı dolduralım. Bakın bu cambarı Scarlet'ın cambalı olarak doluyor. Bizim cambarımız olarak değil. Şu an atılamıyor bana. Çünkü atılırsa her ne kadar şey olsam da vurabileceğimi biliyor. Çok güzelsin, vay. Bu hamle bana ne getirecek? Bu hamle rakibimde teleport olmadığı için bana kuleyi getirecek. Tahrip rünüm var. Çok fazla vuracağım burada kuleye. Hecarim de bot lane'e, güzel. Güzel. Minyon dalgası geliyor. Minyon dalgasının gelmesiyle birlikte aldık bu kuleyi. Kule bizde. Karabaltamız da çıktı. Çizmemiz de var zaten üzerimizde. Farmımız falan her şeyimiz iyi durumda. Burada da alametin gelmesi yine güzel oldu bizim için. Şimdi bot lane'i ultimle birlikte bir şeyler denemek istiyorum. Takım arkadaşlarımı da koşturabildiğim için çok güçlüyüm aslında. Keşke... Çok iyi abi. Eşten sıçra da almayı başardı. Eş burada base atmazsa öldüğünün resmidir. Ki atmadı da. Rahat bir şekilde skor çıktı.
Şimdi hemen burada dağ ejderini almamız lazım. Ormancımız orta koridorda mı? Üzdü. Burada bu arada avlamak için bekleyebiliriz. Oo, helal. Çok iyi. Alalım o zaman bunu. W yeteneğim varken hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Bunun abi. Çok güzel. Burada eş ultisi bize isabet etti ama hiç dert değil. Bak bunu da keseriz. Ha, gelmedi. Mis gibi. Ya bu karakter oynanırken birazcık daha cesaret istiyor arkadaşlar diğer karakterlere göre. Eğer korkarsanız fight kaybedersiniz. Cesurca davranırsanız oyun kazanırsınız. Cesurca davranmanız lazım. O kırmızıları da var. Güzel. Rakip takım zaten darma duman olmuş durumda. Şu an kendi aralarında tartışmaya başladılar bile. Otomatik atak menzili birazcık daha fazla. Siz klet halindeyken. Ama bineğinizin üstünde, Scarlet'ın üstündeyken otomatik atak menziliniz birazcık daha kısalıyor. Ona dikkat edin. Güzel. Tarih günümüzde buradan bir şeyler daha çıkartırız. W geldi mi deli gibi vuruyoruz bu arada. Dördüncü vuruşunuz özellikle daha da fazla hasar vurduğu için daha kuvvetli yapıyor. Bu arada Q yeteneğini isabet ettirdiniz diyelim. Tapa doğru gelenler var. Q yeteneğinizi isabet ettirdiniz diyelim. Aranızdaki bağ kopmazsa rakiple otomatik olarak şey oluyorsunuz. Rakibi kendinize doğru da çekebiliyorsunuz. Güzel, güzel zaman kazandırmış olduk. Zed kaçabilir mi? Ha. Tamamdır. Burada sayı üstünlükleri var. Maalesef kuleyi vereceğiz. Bu adama dalarlar mı? Eşin üstüne giderim aslında da. Yani o riski almaya değer mi onu düşünüyorum. Ya barona falan gidebilirlerdi. Daha gerçi baron çıkmadı ki barona gitmek ne alaka? Ben şu bot lane'i puşlamaya gideyim. Ya kırmızı güçlendirmem varken daha iyi bir skor işimize yarardı. Neyse. Bütün ejderler bizde. Ki değerli ejderlere de sahibiz. Ben şimdi bunun peşinden bir de Starak alacağım. Starak'la birlikte biz iyice tanklaşacağız. The Jace late game'de düşen bir karakter. O da bizim için avantaj. Bir Silas güçlenir. Silas da zaten çok kuvvetlenebilmiş durumda değil. Güzel. Tamam. Buradan çıkmamız lazım. Bot'taki dış kule de geldi. 2600 gold. Tertemiz base atmak için yeterli. Aslında Haşmetli'yi tamamlayıp da geçebilirim ya. Haşmetli'yi tamamlayalım. Peşinden Sera'mıza gidelim. Pink Ward'umuzu alalım. Okey. Şu an hasarım çok fazla. Canbarımız gayet iyi durumda. Lux öldü mü? İyi ölmedi Allah'tan. Vay. Hayda. Ben burada savaş ararım. Kaçırdık yeteneğimizi. Ahek'e sattı. Güzel satış hocam.
Gelin gençler ya, burada savaşmadan kurtulmak yok. Minyonlardan sekerek kurtulacak ya. Çok güzel. Tertemiz. Alacağımızı aldık. Hemen ejderi koşalım. Bulut ejderi çok çok daha değerli bir kaynak. Bunu mutlaka bizim hanemize yazılması lazım. Muaviniz var mı? Var. Güzel. Takımın bu arada desteğe gelmesi lazım mutlaka. Zed geliyor. Zed bu arada bunu keser. Çok güzel. Çok güzel doşladın Nautilus'un ultisine. Ama yetmeyecek hasarı değil mi? Bir hit daha vurmaya gidebilirdi aslında. Neyse ejderi alabildik. 2'ye 1 takas. Çok üzülmüyorum. Lux. Ah Lux. Ah. Yetmedi mi? Şuna vur. Güzel. Da ölecek mi? Ölme. Hadi gençler yaparsınız. Neyse, neyse, neyse. Güzel, güzel, güzel. Can sıkmayalım. Şuradan sterağımızı alalım. Bu eşya bittikten sonra zaten gideceğim bir koruyucu melek var. Koruyucu melekle ben çok fazla tank olacağım. Teleportumuz da duruyor. Top lane'i de teleportumu atarım. Jayce'in bu kuleyi almasına engel oluruz. Hatta ultimiz var. Jayce'i bile kesebiliriz. De gitmedi oraya. İyi. Bulut ejderini kaptırmamız çok güzel oldu. Nautilus'un yeni bir ulti al yani Nautilus'un ultisinin bekleme süresinin kısalmasını istemezdim. Eşin aynı şekilde bunlar bize sıkıntı yaratırdı. Zed'imizin bir eşyaya daha ihtiyacı var. Catlin'in de şu an saldırı zınamına hiçbir şey yok. Hasar çok zayıf kalıyor. İnşallah o da toparlar. Ben buradan devam ederim ama savaşmamanız lazım arkadaşlar. Sakin olun arkadaşlar. Ya, bizim takım nerede ya? Biz burada sayıcı üstün değil miyiz ya? Eşi falan ne güzel sıkıştırmışız bak. Hem Nautilus ultisi aldım. Hecarim ultisi de şimdi kullandı. Jayce arkamıza sıçra attı. Şunları bir gösterelim. Çok güzel pozisyonda yakalamıştım adamları aslında. Gerçekten. Ah. Yani eş dar alanda yakalanmış. Şurada sıkıştırmışım. Niye yoklar yani? Çok güzel vurdu Lux. Oo, herkes giderse arkadaş böyle olmaz ki. Herkes birbirini satıyor oyunda. Kimse birlikte hareket etmiyor yani. Hani normalde çok rahat kazanabileceğimiz fightlar adamlara müsaade ediyoruz kazansınlar diye. Eş hantal bir karakter. Adam en önde yakalanmış mesela. Şurada dar alan. Zed gelebilir. Burada bu adama vurabiliriz. Silas'tan ziyade o adamı kesmemiz daha önemli. Şu an Baron pitindeler tabi. Bak yine eş ultisini biz yedik ya. Arkadaş çıldıracağım. Neyse Baron'u durdurduk da olmuyor böyle. Gerçekten olmuyor. Hani çok rahat kazanacağımız pozisyonlar yani bunlar. Ha, katliam alalım ya. Öldür şunu. Adam sıçra attı şaka gibi.
Kaçtı bu arada o adam ondan. Çarpı varsa belki. Attı, tamam, kesti. Güzel. Sen bittin. Stera aldık. Artık koruyucuya geçmem lazım. Can barı 2,5K'ya geldi. Ejder'e koşalım. Bulut ejderini alalım. Bulut ruhu bizde olsun. Ultiler bir kısalsın. Ya ben de artık yeterince tank değilim. Beni de çok rahat eritiyorlar. Armor'a ihtiyacım var. 116 armor kesmiyor yani durumu şu an. Buraya gelmeniz lazım. Hekarim burada. Bizim ormancımız niye burada? Lux ultisini kaptırmasaydık iyiydi. Ben bu arada dalarım buraya ya. Oo, öldünüz çocuklar. Hadi abi, güzel. İki kişi tankladı ya sadece bu ultiyi. Güzel. Şu an buna devam etmemiz lazım bu arada. İnekten düştük. Arkadaşlarım, niye geridesiniz bu kadar? Niye korkaksınız bu kadar ya? Eşe bakar mısınız oynadığı yere? Kettin öldü. Vur bir tane daha. Ah. Korkaklığımız bize çok şey kaybettiriyor şu an. Ben şu armoruma yatırım yapmaya başlayayım. Hatta direkt Doğan'ı satalım. Şuradan şu zincir yeleği alalım. Armorumuz bir tavan yapsın. Ki tavan da yapmıyor da yani 150 armor gene hiç yoktan iyidir. Karşısı full AD'yken. Şuna vuracağız ya. Sadece şuna vuracağız. Ama kimse vurmak istemiyor bu adama. Adamlar rahat rahat bizi kayıtlayabiliyorlar bu yüzden. Nautilus zaten direkt eşin önüne geçiyor ben ulti attığımda. Ben ona çarpayım diye. Ki Nautilus yani ultiyi de genelde bana atıyor. Zed'in o adamı kesmesi lazım. Vay'ımızın ultisi var. Mesela Nautilus Vay'ın ultisini durduramaz. Vay ultisini kime atıyor o fight'larda hiç görmüyorum. Şu an ben botu puşlamaya gidebilirim. Bizimkilerin savaşmaması gerekiyor tabii bu durumda. Benim teleportumun gelmesini beklemeleri gerekiyor. İnşallah takım burada yanlış bir hamle yapmaz ve ölmezler. Hayır, savaşmayın. Savaşacaklar değil mi? Güzel. İyi, şu an Neş'e gitmek lazım aslında. En sağlıklı senaryo ne işte? Yani eş gibi bir karakterle adam çok rahat kayıtlayabiliyor gerçekten. Şu an bu Baron senaryosu. Bayağı pushladığımız için burayı. Güzel. Dikkati oraya çektiği için burada direkt buna odaklanabiliyorum. Güzel. Teleportum da var. Tek kılıcımın parası da çıktı. Hemen onu da alacağım. Burayı tutmak zorunda bu adamlar. Olsun canımızda, güzel.
Başla abi, başla. Niye başla? Allah'ım ya Rabbim. Aa, tapa. Güzel yakaladık. Güzel. Jace'e de orada vakit kaybettirdim. Burada Jace var. Harikasınız çocuklar. Süper. Şu an meşe alabiliriz bence. Adamlarda iki kişi eksik. İnşallah gelirler. Bizim takım yönelmiyor ama. Alo, buna. Güzel, Zonya'sını aldılar. Çok hızlı eritemiyoruz ya bunu. Hekka da arkadan geliyor şimdi. Ashe ultisi duruyor mu acaba? O da önemli bir faktör. Gelsiniz abi. Güzel. Tertemiz. İyi. Hekka'nın içeri girmesine engel olmuş olduk. Bulut ejderini almamız lazım. Rakibe kaptırma lüksümüz yok bunu artık. Alalım Bulut ruhu olsun. Oyunu rahat bir şekilde kazanalım. Şimdi benim birazcık daha armora yatırım yapmam gerekiyor gibi gözüküyor. Bu noktada Randuin alacağım. Randuin'le birlikte hem rakipten kritik yemeyeceğiz, hem de bunun yanı sıra alanı yavaşlatıp rakibimizin hareket hızını da keseceğiz. Ve Randuin içerisinde baş gardiyan zırhı da olduğu için rakibin saldırı hızını da azaltabileceğiz. Bunlar bizim için önemli şeyler. Aa, o tarafa kaçmadı adam. Güzel. Çok güzel. O ikili sağlam satıyorlar. Bu arada ejderi de almışız. İyi haber. Çok güzelsiniz çocuklar. Bizim vay yine AFK. Şu inhi'yi de alalım. Güzel. Korucum gitsin istemiyorum. Adamlar hayattalar. Hemen şöyle bineği bir dolduralım. Gerçi oyun da bitti. Arkadaşlar, üst koridorda klet bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.